Hepinize merhaba gençler. Yepyeni bir oyuncu değerlendirmesi videosuyla karşınızdayım. Haftan oyuncuları belli oldu. Hemen bir göz atalım kimler var. İlk oyuncumuz Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne ofansif orta sahada da e, etkili bir isim e, bence bana göre. Hızı hızlanması düşük arkadaşlar. Fiziksel teması düşük. E, o açıdan biraz kötü. Ama top sürmesi, top tutması, top kontrolü, ofansif farkındalığı, şut gücü pas yüzdeleri çok iyi arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten yaratıcı oyuncu kurucu tarzı da var Kevin De Bruyne'nin bence Bruno Fernandez'den de iyi bir ofansif orta saha olduğunu düşünüyorum ben Kevin De Bruyne'nin sadece dediğim gibi hız hızlanması handikap keşke orayı da yeşil görseydik yani bir 85-85 görseymişiz iyi olurmuş yani tabi alternatifleri var tercih eder misiniz bilmem. Ee, hani Ilda Kevin De Bruyne hayranı olan bir e, futbol severseniz e, kullanabilirsiniz arkadaşlar. İş yapar. Ya yani yapmaz değil. İş yapacağını düşünüyorum. Hemen diğer oyuncumuza geçiyoruz arkadaşlar. Benim en çok istediğim oyuncu arkadaşlar. En çok istediğim oyuncu. Yani sırf bunun için pot e, potvi açacağım arkadaşlar. Tabii başka oyuncular da var. Hemen geleceğim. Arkadaşlar Serdar Azmoun ee, şöyle söyleyeceğim ya, iddialı bir cümle olabilir ama e, oyunun ikinci Erling Haaland'ı arkadaşlar Serdar Azmun tekrar söylüyorum oyunun ikinci Erling Haaland'ıdır arkadaşlar kendisi. Kafa var sıçrama var top sürme yeteneği var dengesi var hızı hızlanması var fiziksel teması var şut gücü var bitiriciliği var. Yani e, komple bir forvet arkadaşlar ciddi manada çok iyi bir oyuncu Serdar Azm'un inşallah çıkartırım Süleyman hocamı bu sefer yanıltmayacağım Süleyman hocam da Serdar Azm'un için perşembe günü top açacağız arkadaşlar Bu arada 1.86 boyunda dediğim gibi yani e, ikinci bir Erling Haaland Serdar Azm'un yani bunu çıkartan arkadaş çok şanslı bana göre. Ee, bu oyuncu da kolay kolay arkadaşlar bakın bu oyuncu da kolay kolay her zaman gelmez. Yani e, tutup da Konami size Zenit Club Selection'ı getirmez. Veya getirir ama o kaç ay sonra getirecek. O da yani e, hiç sanmıyorum getireceğini. yani Hiç sanmıyorum. Ama getirirse de 3-5 ay sonra Van Anca gelir. Zaten o zaman da oyun bitiyor arkadaşlar. O yüzden Serdar Azmon'u kesinlikle çıkartın ve kesinlikle kullanın arkadaşlar. Çok merak ediyorum bu oyuncuyu çıkartır çıkarmaz ilk 11'i alacağım. Ee, öyle bir oyuncu bana göre şu anda. Yani oyuncu becerine baktığınız zaman da zaten ayak çalım ve dönüş, kafa, akrobatik vuruş, topuk hareketi, anında şu tek pas, ya yani tek pas özelliği de var. Bu da çok önemli. Hani burada 82 73 pas özellikleri düşük göz gözüküyor ama e, tek pas e, yani e, ver kaçlarda Bence faydalanabileceğiniz bir e, oyuncu çünkü alçaktan pas zaten 82 yani bu da e, kurtarıyor gibi çünkü tek pas özelliğini verdiğine göre kurtarıyor demektir arkadaşlar. Ayrıca dış plase atabiliyor ve mücadele ruhu var yani yorgunken ve baskı altındayken ım, takım düşükken e, mücadele ruhu e, özelliği de var yani ekstra efor sarf ediyor yani o yorgunluktan çok fazla etkilenmiyor e, öyle bir oyuncu arkadaşlar. Dediğim gibi dayanıklılık 85 tam sınırında çok güzel formu biraz kötü 6 gözüküyor ama gol attıkça goller buldukça C formu bile gelse yani o hafta C formu gelse bile yedekleri alın arkadaşlar yani artık şansınıza yüksek form gelse direkt İlk 11'e koyun ciddi manada çok Merak ediyorum bu oyuncuyu İnşallah çıkartırım arkadaşlar Serdar Azmon'u Hemen diğer oyuncumuza geçelim Eşref Hakimi arkadaşlar Eşref Hakimi Biliyorsunuz hızlı bir e, sabek e, Hemen şöyle bakalım Defansif farkındalığı yok Defansif bir oyuncu değil Ofansif farkındalığı var güzel 86 e, Top sürmesi 93 ama Sıkı top tutması e, 79'da Kalmış arkadaşlar top kontrolü 84'er puan yani top kontrolü Denge 84'er puan Bunlar zaten 85 olsa biz yeşil görecektik. Ben bu 84'leri yeşil görüyorum arkadaşlar. Yani bir puan daha verse yeşil olacak zaten orası. E, onu o şekilde görün. Fiziksel teması düşük biraz. E, agresiflik olması iyi bu arada. E, alçaktan ve yüksekten pasta 84-82. Yani ya şimdilik kurtarıyor. Hani e, eğer tabii ki daha iyi sabekler var mı? Var. E, Alexander Arnold var. Yani onu sayabilirsiniz. Ondan sonra işte Van Bissaka var. Yani ama e, sabeki olmayan veya sabekinden memnun olmayan Aşref Hakimi'yi de kullanabilir arkadaşlar. E, zaten bitirici özelliği var. Bitirici özelliği var ama bitiricilik 83. E, kurtarır. Yani kurtarır zaten e, ilk pot V kartı. E, normalde Club Selection Inter'de de geldiği zaman zaten bu özellikleri olmayacak arkadaşlar. Pot V'de ekstra özellikler var. Onu da söyleyeyim size. Hemen diğer oyuncuya geçiyoruz. Predrag Rajkovic. Rajkovic diye bir kaleci bunu nereden eee aldın? Stade Reims Rheim, e, Fransa'dan. Hemen kaleci özelliklerine bakalım. 99 96 90 90 yani e, güzel DP antrenörü olur elinizde kaleci varsa. E, ona basarsınız arkadaşlar. Güzel bir DP antrenörü olur. E, Predrag Rajkovic arkadaşlar. Hemen geçiyoruz Otavio. Otavya Porton oyuncusu olması lazım. Evet, Porton oyuncusu sağ kanat. E, hemen özelliklerine bir bakalım arkadaşlar. E, fiziksel teması 79. Hemen bir ona bir baktım. E, Hızı hızlanması güzel. 90 91. E, 85 dayanıklılığı var. Sınırda güzel. E, pas özellikleri çok iyi. 90 89. E, şut gücü 90 ama bitiricilik biraz düşük geldi bana arkadaşlar. Yani bir sağ e, kanat oyuncusu e, yani şut gücün 90 olup da bitiriciliğin 81 olması bana ters geliyor ya yani onda bir 85 yap abi yeşil görelim de. Yani şut çektiğim zaman da bir gol olma ihtimali olsun değil mi? Gerçi kanat oynayanlar da zaten abi ben orta keserim derseniz hemen bakıyoruz. Falsosu 87 güzel. Yüksekten alçaktan pası 90-89. Hız hızlanması yerinde sadece fiziksel temasının düşük olduğunu görüyorum. E, Otavio'nun hemen boyuna da bakalım. 1.72 kısa boylu bir oyuncu ve süper yedek özelliği var. Yani bu oyuncu ikinci yarı Oyun aldığınız zaman Şuradaki şu görmüş olduğunuz işte atıyorum 82 84 oluyor İşte ne bileyim 81 83 oluyor Yani süper yedek özelliklerinde Bunlar böyle 1-2 barem oynuyor arkadaşlar Tamam mı işte fiziksel temas 80 oluyor Falan gibi düşünün O yüzden ikinci yarı Sağ kanat oyuncusu Olarak oyuna alabilirsiniz kanatlı taktiklerinizde Arkadaşlar bu arada OOS'de de 90 oynuyormuş Onu da gözden kaçırmayalım ofansif orta sahada ama ofansif farkındalık 82. O OS'de oynayacaksa şuranın 85-90'a yakın olmasını beklerdim arkadaşlar. Hemen geçiyoruz. Alvaro Gonzalez. Kim nereden gelmiş? Bu Marsilya'dan gelmiş. Alvaro Gonzalez stoper. Hızı hızlanmasına bakalım. 83 80 ben tercih etmiyorum. Bunun 880'lik 83 80'lik çok çok daha hani illa hızlanması 83 80 olan birçok güzel stoper var bu hızlarda. O yüzden çok güzel ...DP antrenörü olur bu arkadaşlar. Alvaro Gonzalez ve işte Harry Kane. Harry Kane biliyorsunuz bu sene son minle acayip uyumlular. Yani bende zaten bir Harry Kane var. Ama bu pot kartı muhtemelen bendekinden bazı özellikleri 2-3 barem yüksek olan bir oy oyuncu olarak gelecek. Ki neredeyse her hafta son minle ya asisti var ya golü var. Yani... Ee, AB gelme ihtimali çok yüksek. Zaten formu gerçi burada 6 göstermiş ama niye 6 göstermiş anlamadım. Enteresan. Ee, Konami. Adam her hafta gol atıyor. Asis yapıyor. İlla ki B A gelir arkadaşlar. Yani Harry son mininiz varsa e, bu sene yırttınız abi. İkisi çok iyi ilerliyor şu anda. Ee, pivot forvet. Ee, kafa vurabilirsiniz. Orta hep kafa vurabilirsiniz. Sırtınızı e, kaleye döndüğünüz zaman dönüp vurabilirsiniz. Şutları Zaten şut gücü 95 bitiricilik 99 yani şut çektiği zaman e, zımba gibi vuruyor arkadaşlar Harry Kane. E, seven kullanan varsa kullanabilir ama benim tercihim değil, değil Harry Kane. Hemen geçiyoruz Paul Pogba. Paul Pogba arkadaşlar bu kartına bakıyorum ama ya şu hızlanması ya bu, bu adam nasıl 74 lan hızlanması ya. Abi hiç verme ya. La bu adam at gibi adam. Bu adam koşmuyor mu abi? Niye hızlanmasını 74 veriyorsunuz ya? Ya ne diyeyim ben şimdi buna? Ya bunu orta sahaya koyacağım. Bu alacak, verecek. Alacak, verecek. Yani bu. o yani Trabzonspor'da şey vardı. Hüseyin Çimşir vardı. O alıyor, veriyor. Yana al, arkaya ver. Arkadan al, öne at öne al, sola ver, soldan al, sağa ver. Doğru. Yani bu böyle bir oyuncu. Hüseyin Çimşirin e, siyahi siyahı versiyonu. Yani bu ne bileyim ne. Yani bunu şimdi ne yapayım ben? Daha pas var işte. Anca pas dediğim gibi ya. Yani. Pas dağıtıyor. Bunu göbekte koycan. Sağa, sola, ileriye, arkaya. Yani bu e, başka bir işe yaramaz arkadaşlar. Paul Pogba e, sevmedim. Yok. Ha. Geçelim. Çok merak ettiğim ikinci oyuncu. Wilfred Zaha Arkadaşlar 96 şar hızlı hızlanması var. Fiziksel temas biraz düşük fiziksel teması. Ee, alçaktan ve yüksekten pas tam sınırda 84-85 olsa yeşil göreceğiz. Ee, onun dışında bitiriciliği var. Ofasif farkındalığı var. Şut gücü tam sınırda. Ee, top sürmesi dengesi var arkadaşlar. Yani e, şu kartın şöyle söyleyeyim. Bu kartın fiziksel teması da bir 85 olsaymış. Ciddi manada iyi bir. Sol açık kart arkadaşlar çünkü denge var, top sürmesi var, top tutması var, e, hızı hızlanması var, e pasları da onları biz yeşil görelim, 85 diyelim, e, ofansif alak var, bitiricilik var, şut gücü var yani e, bence e, iyi bir kart olurmuş tek olayı fiziksel temas e, onu da yani nasıl olur oyun içerisinde bilmiyorum denemek lazım hiç oynamadım da zahayla ve bu e, pot V kartı. Yani gelirse bir denerim yani. Ama asıl amacım e, Serdar Azmon arkadaşlar. Azmon'u çıkartmaya çalışın arkadaşlar. Hurafe yapıyorsunuz? Süleyman hocamı çağırıyorsunuz? Ne yapıyorsanız yapın. Azmon'u çıkartın gençler. Tamam mı? Benden size tavsiye. Bu da gelirse deneyin ama. Ya yani şimdi kağıt üzerinde böyle görüyoruz. Oyunda farklı e, tepkiler veriyor. Farklı performans sergiliyor kartlar. O kartlardan olabilir. Denemek lazım denemeden şu fiziksel teması konusunda bir ön yargıda bulunmayalım arkadaşlar Diğer oyuncuya geçelim Juan Cuadrado arkadaşlar Diğer bir sabekimiz ekibimiz Cuadrado Bu hafta 2 asist yaptı herhalde yanılmıyorsam o yüzden getirmişler Pas özellikleri yüksek Falsosu da var Güzel orta keser arkadaşlar Defansif ve ofansif arındalık birbirine çok yakın ortada bir oyuncu Hızlı hızlanması var Fiziksel temas çok düşük ee, sağ kanatta da görev yapabiliyor. Yani kanattan orta kesmek için ideal. Eğer kanatta oynuyorsanız. Onun dışında Quadrado'dan çok fazla verim ee, alabileceğinizi düşünmüyorum. Ee, yani sonuçta Alexander Arnold'lar var. Van Bissaka'lar var. E, Powered var. Mesela Powered var bende. Çok memnun arkadaşlar. Benjamin Powered. Sabek. Ondan da çok memnunum mesela. Yani işte Bellerin var bende mesela. O da çok iyi. Vektör bellerin, Aa, bunlar kullanılır mı bilmiyorum. Tercih meselesi sizin tercihiniz ama ben tercih etmem. Saydığım bu isimler varken ben tercih etmem arkadaşlar. Ee, hemen diğer oyuncuya geçelim. Sergey Milinkovic Savic. Milinkovic Savic'te not almıştım arkadaşlar. Bir gol bir asistle oynamış bu hafta. Milinkovic Savic. Hemen bakalım. 83-77 yani bu şeyin bir tık üstü. Pogba'nın bir tık üstü arkadaşlar hemen bakalım Pogba'ya. Yani e yani 80'de hız hızlanma. Yani işte. Şöyle bir bakalım. Yani sanki şey bir tık iyi gibi duruyor ha. Aynen. Milinkovic Savic bir tık üstü. Gördüğünüz gibi yani böyle bir rakamlar değişiyor. Böyle bir hani bir geniş baktığınız zaman Milinkovic Savic'te daha fazla yeşil yandığını görüyoruz. Yeşil özellikten olduğunu görüyoruz. hemen şöyle bir şey de bakalım. Eee Ölü yaprak vuruşu. İstediğim tek pas ölü yaprak falan. 30 seviyede fulleniyor. Bu biraz handikap arkadaşlar. 30 seviye. Ben böyle bu seviyeleri e, yaptığım zaman buna değecek oyuncu arıyorum ben. Yani ben 30 seviye bir oyuncu fullliyorsam değecek abi. 25'ten sonra kastırmaya başlıyor. Yani şahsen beni kasıyor. Oyuna para yatırmayan birisiyim ben. Hala oyun başında aldığım coinlerle ilerliyorum ben şu anda. Herhangi bir coin para harcamadım. Eee Harcamayı da düşünmüyorum açıkçası. Bu coinlerle bu seneyi bitireceğim. Ama e, uzun boylu, orta sahada topları toplar. pas verir. Pogba'dan iyi en azından. Bir tık iyi. Tercih eder misin dersem başkan ben etmem. Benim tercih edeceğim bir oyuncu değil. Ben hızlı oyuncu seviyorum. Orta sahada pres yapacağım oyuncuları tercih ediyorum. Pres yapabileceğim. E, Milinkovic Savic de böyle bir oyuncu. Yani burada elle tutulur olan arkadaşlar ee, üzerinden tekrar geçelim. Serdar Azmun. Wilfred Zaha. Benim fikrimi söylüyorum. Ve bir de arkadaşlar. Aşraf Hakimi'yi çok merak ediyorum. Ee, ofansif Ofansi Fagdal'da yüksek bir oyuncu. Ee, 37 seviyede fullenmesi de tabi. Yani handikap. Yani 37 seviyede çok zor. Ee, buradan açılacak sadece Serdar Azmun diyelim ve Wilfred Zaha diyelim arkadaşlar. Bu ikisi için e, ben açacağım. Yani ben hele Azmon için kesinlikle açacağım. Sizin de açmanızı tavsiye ediyorum. Yani bu oyuncu gelirse sene bu seneyi forvet hattında kurtarınız arkadaşlar. Bakın 30 seviye diyor. Gördüğünüz gibi. Bu oyuncu 30 seviyeye değer abi. 30 seviye fullenmeye değer bir oyuncu. İddia ediyorum. ikinci Haaland bu arada. Çıkartın arkadaşlar. Ne yapıp edip çıkartın. Ben de çıkartmaya çalışacağım. Videoyu çok uzattım kusura bakmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Bana destek verin arkadaşlar. Bir tane de şöyle like atın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.